Allahü Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'a şükür bir Ramazan-ı Şerif'e eriştik. Büyük bir problemi çözmüş olarak hepinizin Ramazan'ını tebrik ediyorum, bütün izleyenlerin. Asıl mesele Ramazan'a ulaşmak değil. Bu bizim elimizde olan bir şey değil yani. Yaşadıysan Ramazan göreceksin. Ramazan'ı bekliyorduk diyor. Beklesen de gelecek, beklemesen de gelecek de. Önemli olan bu günleri gereği gibi değerlendirmek, Allah'a gereği gibi kul olabilmektir. Cenab-ı Hak hepimize de kendi istediği gibi kulluk etmeyi nasip eylesin. Biliyorsunuz birkaç yıldır namaz vakitleri ilgili çalışmalarımız var. Ve bu sene sonuçlandı, çok şükürler olsun. Şöyle kısa bir özet yapıp sonra seher vakti ve sabah namazı vaktine geçeceğim. Çünkü zaten böyle bir şey hepsini alması mümkün değil. Şu anda gündemde olan en önemli konu seher vakti ile sabah namazı vakti. Bununla ilgili biraz konuşma yapmış olalım. Çok uzun zamandan beri, yani 70'li yılların sonlarında başlayan bir gayret var, bir çalışma var. 45 derece enlemin kuzeyinde kalan ülkelerde namaz vakitleri nasıl olacak diye. Bu konuda herhangi bir prensibe varılamadığı için takdir uygulanacak dendi. Takdir demek yani bir başka yerin ölçüsünü alıp oraya uygulamak demek. Bu da değişik ölçüler ortaya çıktı. İşte en yakın bölgenin namaz vakitlerinin tamamının oluştuğu en yakın bölgenin takvimini uygulayalım dendi. Mekke takvimini uygulayalım dendi. Ama bir ortak noktaya varılamadı. Çünkü Kur'an ve sünnete dayalı herhangi bir şeysi yok bunun. Ben bir temeli yok. Temeli olmadığı için de herhangi bir şey olmuyor yani. Uygulanabilirliği olmuyor. Şimdi mesela ben şimdi size şuradan göstereyim. Yanlış yazdım. Şimdi mesela Helsinki'de şöyle söyleyeyim. Herhangi bir kriter olmadığı için, ölçü olmadığı için bakıyorsunuz ki aynı yerde çok değişik takvimler uygulanıyor. Şurada şöyle bir örnek vermişiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çıkardığı takvim var. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 11.06.2009 tarihinde aldığı bir karar var. O kararda 45 derece önlemin ötesindeki namaz vakitleriyle ilgili bir takım değişiklikler yapıyor. Örnek olarak 60 derece enlemde bulunan Helsinki, oradan bir takvimler geldi bize de oradan haberimiz oldu. 8. ayın 23'ünde imsak 1.54 imiş Helsinki'de. Yani 2009 yılında önceden ilan edilen takvim bu. Ramazan'ın içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı bir karar alıyor ve bunu 4.18'e çekiyor. Yani 2 saat 24 dakikalık bir ilave yapıyor. Şimdi bir de Rabıtatül Alem İslam vardı. Dünya İslam Birliği. İşte Mekke'de takvim çıkarıyorlar. İşte Mekke takvimi dedikleri takvim. Onlar da 3.20. Şu anda 3.20. Şimdi bakın. 1.54, 4.18, 3.20. Bunlar imsak vakitleri.
aynı yerle ilgili. Bir de orada 140 yıldır yaşayan Tatar Türkleri var. Onlar da kendilerine göre bir takvim çıkarmışlar. O da 4.41. Bir şey var mı? Bir uyum görüyor musunuz? Uyum olmaması son derece normal çünkü hiçbir kriter yok. Hiçbir ölçü yok. Şimdi Din İşleri Yüksek Kurulu'nun aldığı karara bakalım arkadaşlar, bakın. Kararın gerekçe kısmına bakın. Ne yazıyor? İslam'ın 5 temel esasından biri olan namaz, günün belli zaman dilimleri içerisinde yerine getirilmesi gereken bir farzdır. Yüce Allah şüphesiz namaz müminlere vakitli olarak farz kılınmıştır buyurmaktadır. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Nisa suresi 103. ayet. Namaz müminlere vakitle sınırlı olarak farz kılınmış bir ibadettir. Yani vaktin öncesinde de kılınmaz, sonrasında da kılınmaz. Bu nedenle normal şartlarda namazların vakitlerinden önce kılınması caiz olmadığı gibi sonraya bırakılması da caiz değildir diyor. Şimdi normal vakitler ne demek? Yani dünyada iki ayrı yer mi var? Cenab-ı Hak bunu Kur'an-ı Kerim'de böyle dediyse bu her yerde uygulanması gerekir değil mi? Eğer istisnai durumlar olsaydı bir takım istisnalarda bulunurdu. Derdi ki şuralar hariç. Öyle bir şey demiyor. İnne salate kânet alel mu'minîne kitâbın mevkûdâ. Ondan sonra diyor ki Kur'an-ı Kerim'de mücmel olarak işaret olunan namaz vakitleri, mücmel dediğimiz çok öz, anlaşılmaz manasındadır. Onun için birisinin onu açıklaması lazım. Yani bir kavram söylüyor ama ne? Bilemiyorsunuz. O kavramı birisi açıklayacak. Hazreti Peygamber'in hadisleri ve uygulamalarıyla bu ayetler açıklanmıştır diyor. Peki bu ayetler açıklanmış ama Peygamberimiz 45 derece enlemin kuzeyiyle ilgili bir şey söylememiş. Şimdi ekvatordan 45 derece gidiyorsunuz. Bir oradan yukarı 45 derece daha var değil mi? Ekvatordan 45 derece güneye gidin, oradan yukarı 45 derece daha var. Şimdi dünyayı 180 dereceye bölmüşler. Tabii bu hayali bölüm ama şey değil, yani matematiksel olarak güzel. Şimdi bunun 90 derecesinin vakitleri Kur'an'da belli olacak, 90 derecesininki belli olmayacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 90 derecesini açıklamış olacak, 90 derecesini açıklamamış olacak. Hadis rivayetlerinde namaz vakitleri açıklanırken doğu ufkunda şafağın başlaması, gölgelerin feyiz evvelden hariç bir misli veya iki misli olması, Peygamberimizde iki misli yoktur. Onu da açıkça söyleyeyim hadislerde. Bu Hanefilere mal edilen bir görüştür. Ben onun Hanefilerin de olduğu, Hanefilere ait bir görüş olduğuna da inanmıyorum. Güneşin batması, batı ufkunda akşam şafağının kaybolması, dünyanın kendi ekseni etrafına dönmesinden kaynaklanan atmosferdeki alametler ölçü olarak verilmiştir. Şimdi bu ölçülerde 45 derece enlemin kuzeyinde gerçekleşmiyor diyecekler biraz sonra. Normal vakitlerin oluştuğu dönemlerde ve bölgelerde namazlar sünnette belirtilen bu vakitlerde kılınacaktır. Tamam. Bu ölçülerin kısmen veya tamamen oluşmadığı bölgelerde ise namaz vakitlerinin takdir edilerek belirlenmesi gerektiği hususu günümüzde bütün fetva kurullarının üzerinde görüş birliği içerisinde oldukları bir meseledir. Fetva verirken neye dayanırlar? Bize anlatılan nedir? Neye dayanırlar? Kur'an'a ve sünnete. Bakalım var mı? Şu kadar var ki henüz herhangi bir takdir yöntemi üzerinde birlik sağlanamamıştır. Takdir diyorsunuz. Takdir diye bir şey kitap ve sünnette var mı? Şimdi olmayan bir ölçü koyuyorsunuz. Yani şurada şuranın hesaplarını uygulayalım. Olmayan bir ölçü koyuyorsunuz.
Ondan sonra da diyorsunuz ki bu ölçünün ölçüleri üzerinde bir ittifak yok. Yani ölçülü ölçüsüz yani. Şimdi böyle bir ortamda yukarıdaki karar alınmış. Bu gerekçeye göre şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı 2009 yılında İmsak'ı 1.54'ten 4.18'e çekmiş. Uzatmış yani. Peki 1.54'ten gece 00'a çekseydi ne olacaktı? Çekerdi değil mi? Hiç problem yok. Ölçü yok nasıl olsa. E niye 8.18'e çekmemiş de 4.18'e çekmiş? Bu karara ne derler? Yani bu dini mahiyeti olan bir karar mı bu? Peki Diyanet 4.18 ya da 1.54 dediği zaman hangi bir kriter neye dayanıyor ki aynı anda Mekke'deki takvim 3.20'yi gösteriyor? Yani 1.54 sayarsanız 1.54'ten 3.20'ye geçerseniz ne olur? Bir saatten fazla değil mi? Ondan sonra orada yıllardır, 140 yıldır yaşayan Tatar Türkleri 4.41 derken neye dayandılar? Onda bir dayandığı kriter yok. Şimdi size daha başka bir şey göstereyim. Bakın bu sene rabıta takviminden aldığım şeydir. Ekranda görüyorsunuz. 15.1.2012 yani 15 Ocak 2012'de Güneş 7.19'da doğuyor. 11.54 öğlen namazı. 14.09 ikindi. 16.28 akşam devam ediyor. 7.19'da 16.28'e kadar. 16'sı bir gün sonrasına bakın. 11.23'te Güneş doğuyor. 7.19'dan 11.23'e kadar. Bir günde kaç saat fark ediyor? 4 saatten fazla. 4 saat 4 dakika. 4 saat 4 dakika. Siz öyle günde bugün 2 dakika 3 dakika uzamış diyorsunuz. Şükredin bakın. Bir dakika gel. Bak göreceksin bak. 11.23'ten 11.54 öğlen namazı. Güneşin doğmasıyla öğlen arasında kaç dakika var? 11.23, 11.54. 31 dakika var değil mi? Peki kerahat vakti yani? Hani güneşin doğmasından sonra bir kerahat vakti var. Şimdi bu adamla o gün Kurban Bayramı olsa Kurban Bayramı namazını ne zaman kılacaklar? Peki şimdi ikindi 6 dakika var bak 11.54. Adam çıktı ezan okudu inene kadar ikindi oluyor. Akşam namaz abi cem edemezsin akşam namazda da 25 dakika kalıyor. Camiye gitmiş kendine var ne yok. Ondan sonra peki 17'si bakın şu 11.23'ten ertesi gün 11.09'a nasıl iniyor kardeşim bu? Nasıl 7.19'dan 11.23'e çıkıyor? Oradan 11.09'a iniyor. Bu ne biçim bir şey? Böyle bir şey olur mu? Tabii tabii peş peşe aldım ben yani. Ya yani bir günde bu olur mu? Çık. Hadi çıktı çıkmaya devam etsin ama iniyor. Bakın şuraya. 11.54 öyle. 4 dakika sonra ikindi. 4 dakika yazan okunur mu? 5 dakika. 5 dakika. Ya işte ikindi yazanına gerek kalmıyor. O zaman ikisi bir de. Ondan sonra 12.40 akşam namazı. Yatsıyı uzattı 17.27. Kriteri yok. İstediğini yaz.
Şimdi siz orada yaşayan Müslüman olduğunuzu düşünün. Ve size bunlar böyledir diyor. Siz işin esasını bilmiyorsunuz ki. İşte şimdi Allah'a çok şükür yaptığımız çalışmalarla 45 derece enlemin kuzeyinde ki namaz vakitlerini çünkü hamdolsun ben şahsen %100 doğru sonuca vardığımıza ben şahsen inanıyorum. Ne zaman hatalarımız ortaya çıkarsa o zaman da tamam deriz. Çünkü bir başkasının ya da başkalarının çalışıp şu şu şeyleriniz yanlış demesi lazım. Onu da bekliyoruz inşallah yaparlar. Yalnız yaptığımız çalışmalarda hesap çok ilginç bir şekilde tuttu. Yani ben hayret ediyorum. Ramazan'a bir gün kalana kadar bu iş tam bitmemişti. Orada bitti işte çok şükür. Alelacele arkadaşlar çalıştılar, bir şeyler yaptılar. Şimdi Avrupa'dakiler ikide bir e-mail gönderiyorlar. Niye bunu şöyle yapmadınız? Ya yaptığımıza bir teşekkür edin de ondan sonra birine de şey yapın yani. Hangi şartlarda ortaya çıktığını bir düşünün. Niye yapmadınız demek kolay. Evet. İşte bu sıkıntıları görüyorsunuz. Biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman gördük ki Kur'an-ı Kerim o 45 derece enlemin kuzeyi ile ilgili o kadar ayrıntılı hükümler koymuş ki onu yazının içerisinde bulursunuz. 45 derece enlemin kuzeyinin hükümleri 45 derece enlemin güneyinin yani alt ve üstü arasında güney kuzey demeyelim çünkü güneyde de kuzeyde de var. 45 derece enlem üstüyle ilgili verilen hükümler 45 derece enlemin dışıyla ilgili verilen hükümlerden tamamen farklı. Bu ayrı bir kategoride değerlendiriliyor. Onu yazıdan arzu edenler okur çünkü üzerinde çok durulması gereken bir husus. Ama bugün bunu sadece size malumat vermek için okumuş olduk. Burada şu var, birkaç kelime daha ilave edersek. Kur'an-ı Kerim dünyanın beşik olduğunu söylüyor. Beşik diyor. Yani sürekli biz de üzerindeki bebekleriz yani bizi sürekli sallıyor. Bir böyle, bir böyle. Senede bir kere bu tarafa, bir kere bu tarafa, iki kere de dik oluyor tabii. Ama hiçbir zaman durmuyor. İşte bugün ona eksen eğriliği diyorlar. Eksen eğriliği diyenler birçok soruya cevap veremiyorlar. Eksen eğriliği var ama eksen sürekli eğriyse, eksen sürekli eğriyse nasıl oluyor da 21 Mart ile 23 Eylül'de her tarafa güneş dik geliyor. Güneş mi yukarıya doğru çıkıyor? Nasıl oluyor? Yoksa dünya mı düzeliyor? Eksen sürekli eğri deniyor. Tabii bunun daha başka şeyler de var. Biraz fazla konuşursam hepinizin bildiklerine ters şeyler söyleyeceğim. Onun için oraya hiç girmeyeceğim. Ama Kur'an-ı Kerim bu eksen eğriliği ve eksen eğriliğinden doğan farklılıkları inanılmaz şekilde ayrıntılı olarak açıklamış. Ve o kutuptan kutuba namazlarda hangi kriterlerin uygulanacağı da belli. Şimdi mesela Tromso'da şu anda mesela şimdi işte 21,5 saat oruç tutturanlar var orada onlara. Onlar da Mekke takvimi oluyormuş diyerek Mekke'de kaç saat tutuyorlar öyle tutuyorlar. Akıllıca. Şimdi biraz da aşağıya doğru geldiğiniz zaman aşağıdakiler diyor ki ya bizim suçumuz ne? Biz 21,5 saat tutuyoruz onlar Mekke takvimine uyuyorlar bize gelen şikayetlerde. Yani bir 21,5 saat oruç tutturuluyor. Namazdan çıkıyorsunuz. Eve geliyorsunuz. Dinlenene kadar sahur oluyor. Sahur yemeği bitmeden imsak oluyor. Ondan sonra oruca başlayacaksınız. Peki ne zaman, hangi namazı ne zaman kılacaksınız? O da ciddi bir problem.
Neyse şimdi onu isteyen okuyabilir ama şu uyarıyı da yapalım. Belki benim yapımdan kaynaklanan bir şey. Ben öyle düşünüyorum yani fetva, yıllarca fetva işleriyle meşgul olan bir kişi olmamdan kaynaklanıyor galiba. Son derece kısa ve özdür yazılar. Öyle bir roman okur gibi okursanız hiçbir şey anlayamazsınız. Her bir kelimesi ve cümlesi üzerinde durmak lazım. Elinize de kağıt kalem alarak bir matematik problemi gibi üzerinde durmak lazım. İnşallah işte Fatih diyor ki biz de bunu şerh ederiz. Şerh edildikten sonra belki anlaşılabilir. Şimdi çok ilginç bir şey. 1978'den beri namaz vakitleriyle uğraşıyorum. Problemi hamdolsun Cenab-ı Hak lütfetti, gördük. Çözmek için yıllarca uğraştık. Ama seher vakti diye bir vakit diliminin olduğunu bu sene öğrendim. Seher vakti diye bir vakit, seher vaktini hep duyarız da bu ne zaman başlar, ne zaman biter? Bu konuda benim şahsen bildiğim bir şey yoktu. Sizden bilen var mı? Hangi saatte başlar, hangi saatte biter? Sonra baktık ki meğer bu bizim kitaplarda yazarmış bu. Yani dört mezhebin dördünün kitabında da yazıyormuş üstelik. Bir tanesini, iki tanesini. Ama en eskilerde yazıyormuş. Yenilerde yok. Ve Kur'an-ı Kerim bununla ilgili çok ayrıntılı bilgi veriyormuş. Peygamberimizin hadisleri de çok ayrıntılı bilgi veriyormuş. Resimleri. Bak şimdi şunu ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Aşağı. Gece 3 bölüme ayrılıyor. Bir güneş batıyor burada, akşam namazı oluyor. Burada akşam namazının iki ayrı resmini yan yana getirdik. Bir panorama yaptık. Sonra yatsı oluyor. Bu yatsı. Sonra gecenin karanlık dönemine giriyorsunuz. Sonra şurada seher vakti oluyor. Seher vakti yatsının simetriği. Hani hava karardığı zaman yatsı namazına son veriliyor ya. Ayet-i kerimede Allah-u Teala ne diyor? Sauzubillah akimis salate li duluki şemsi ila gasaqil leyl. Namazı güneşin batıya kaymasından havanın kararmasına kadar kıl. İşte şurası havanın kararı, gasakul leyl olan bölüm. Gecenin en uzun bölümü bu. Oraya leylen tavila diyor ayet-i kerimede oraya. Şimdi akşam namazı, şey, yatsı namazı, akşamla yatsı arasındaki işte şu ışık şeyini görüyorsunuz. Aydınlık var. Şu hale geldiği zaman yatsı oluyor. Burada da aynen o ışığın bir devamı var. Alttan. İki ayrı resim bir bitiştirildiği için böyle biraz farklı gözüküyor. Buna da seher vakti deniyor. Arapçada seher gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığının karıştığı vakit olarak tanımlanıyor. Yani tan yerinin ilk ağarmaya başladığı vakitler. Meğer biz geçen sene işte en az 40 dakika falan derken seher vaktini kastediyormuşuz. Haberimiz yokmuş. Yani biz fecr-i sadık dediğimiz zaman seher vaktini kastediyormuşuz. Seher vaktine fecr-i kazip deniyor. Niye fecr-i kazip deniyor? İnsan yanılıyor. Bakıyorsunuz ki ufuk aydınlanmış, tamam vakit oldu diyorsunuz ama olmamış. Olmamış. Onun için bu sene biz şeyde, yani çıkardığımız imsakiyede seher diye bir vakit koyduk. Sahur vakti. Ha evet, seher vakti sahur vaktidir.
İşte birinci şafak. Bakın arkadaşlar, şu sol tarafta akşam namazının son vakti var. Sağ tarafta da sabah namazının ilk vakti var. Ufuk aynı değil mi? Biri diğerinin simetri. Aynı vakit gibi. İyi ki ayrı yerde çekilmiş gibi. Burası bizim Süleymaniye'nin batı tarafı. Bak şu Edirne Kapı'daki caminin şeyi, şurası. Burada Süleymaniye'nin doğu tarafı. İşte şurada görüyorsun, Galata Köprüsü'nü görüyorsun. Şurada, şurası Boğaz Köprüsü. Bu Tanyer'in ağarmasında tüm ufuk boyunca bir büyük bir alanda aydınlanma olduğu için güneş doğması gibi değil. Güneş tek bir noktadan doğuyor. Birisi görürse diğeri göremeyebiliyor. Ama gerçi o camlara, evlere, yüksek binalara ya da dağlara vurmasından da anlıyorsunuz ama Fecr-i Sadık öyle değil. Geniş bir ufuk boyunca doğduğu için onu görmek çok kolay yani. Ufuka çıkmaya lüzum yok. Yeter ki o konuda bilginiz olmuş olsun. Şimdi ayeti kerimeyi de lütfen hatırlayın. Allah-u Teala orada diyor ki, yani Bakara suresinin 170. ayeti, isterseniz açalım. Bakara 187. Diyor da Allah-u Teala, ve kulû veşrabû, yiyin için, hatta yetebeyyene lekum, sizin için tam olarak ortaya çıkınca, sizin için kim? Kim siz? Buradaki siz kim? Oruçtan bizler. Yani bak bakalım diyor ufka. Sana göre o hayt-ı ebyad, hayt-ı esvedden kesin olarak ayırt edilmişse fecir tarafından. Yani Türkçe'ye şöyle diyelim, beyaz şerit, siyah şeritten, fecir tarafından kesin olarak ayırt edildiyse. Şimdi burada üç kelimeden bahsediliyor. Birisi beyaz iplik, şerit diyelim daha iyi anlaşılsın diye. İkincisi siyah iplik, siyah şerit diyelim. Bir de fecir. Üç tane kelime var. Siyah iplik, beyaz iplik, bir de fecir. Fecara kelimesinin anlamı yarılmaktır. Yarılmak. Yani yarmak, yarılmak değil, yarmak ve fışkırmak manasına geliyor. İnficar, tefcir. Aynı kökten. Şimdi o fecir tarafından dendiği zaman karanlığın yarıldığı taraftan diyor ayet-i kerime. Karanlığın yarıldığı taraftan. Karanlığın yarıldığı bir taraf var. Bakın şimdi. Şimdi şurada yatsının başı var. Bu Fecr-i Kazib'in başı var. Yani seher vakti. Görüntüler benziyor mu birbirine? Bakın aydınlık var, kırmızılık da var ama az önceki şerit yok. Bak dikkat ederseniz şuradaki şerit yok. Bak burada kırmızı bir kuşak vardı. Üstünde de bir beyaz şerit var. Altta da siyah bir şerit var. Görüyor musunuz? Üç tane ışık üst üste. Ama buraya geldiğimiz zaman artık o kuşaklar dağılmış. Artık kesin bir beyaz göremiyorsunuz. Şerit halinde bir beyaz göremiyorsunuz. Var ama karışık. Yani siyah, kırmızı, beyaz birbirine karışmış. O karışıklık olduğu zaman yatsı başlıyor veya karışıklık öncesi Fecr-i Kazib oluyor. O kesin çizgiler öncesi Fecr-i Kazib oluyor. Bu Fecr-i Kazib, bu da yatsı vakti. Yani yatsı vaktinin başladığını ufukta kızıl ışığın dağıldığı an anlıyorsunuz. Ama yatsıdan önce kızıl ışık şuradaki gibi bir şerit halinde oluyor.
Ama öbürüne dağılmaya başlamış oluyor. Yani ufukta kızıllık kaybolmuyor. Kızıllık var ama bir şerit halinde değil. Dağınık halde. O zaman diyorsunuz ki yassı başladı. Ya da o dağınıklık şerit haline gelmediği zaman diyorsunuz ki henüz fecr-i kazip. Yani seher vakti. Şimdi seher vaktinde ufukta aydınlık meydana geliyor. Ama o aydınlık işte şuradaki gibi net bir şey, beyazlık oluşturmuyor. Onun için ayette Allah-u Teala bak diyor ki fecir tarafından, yani kızıl ışıkla ufkun bölündüğü taraf. İşte şurada bakın, kızıl ışık ufku bölmüş. Enlemesine bölmüş. O bir kere bu fecir, Peygamberimiz de hadis-i şerifinde diyor ki fecir kırmızılıktır diyor, kızıllıktır diyor. Bakın o hadisi de ben size şey yapayım. El-humra, evet. Kızıllık, o kızıllık, evet. Ben hayret ediyorum, yıllardır araştırıyoruz da daha bu sene farkına vardık yani. Evet. Hamiyazı. Ha, iyi, ben de diyorum niye olmadı ya. Gene aynı. Bak şimdi diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, niye olmadı? Hadiste Peygamberimiz kızıllıktır diyor ama dur bakayım ben kızıllık diye yazayım şuraya da. Üç tane mi oldu? Neler iki tane mi? Bu mesela Seraksi'nin şeyi. Bak Hanefi mezhebinden Seraksi'nin görüşü. Diyor ki her gün üç doğuş ve üç batış olur diyor. Üç doğuş, üç batış. Doğuşlarda ortadaki doğuş yani ikinci fecir, batışlarda da ortadaki batış yani kızıllığın batışı esas alınır. Doğan birincisi fecr-i kazip doğuyor. Ondan sonra fecr-i sadık doğuyor, sonra güneş doğuyor. Battığın zaman güneş batıyor, birinci şafak batıyor, ikinci şafak batıyor. Her ikisinde de ortadaki esas alınır dediği fecr-i sadık, ortadaki doğuşta sabah namazı vakti, ortadaki batışta yatsı namazı vakti giriyor. İkinci batışta yatsı namazının vakti çıkıyor. Şeyde de ikinci doğuşta sabah namazının vakti çıkıyor. Yani bu enteresan bir şey. Bütün mezhepler bu konuda ittifak halinde. Ama sonradan değişiklikler olmuş. Yani biz şimdiye kadar işte bunda mezhepler yanlış yapmış deyip duruyorduk ya, bu namaz vakitlerinde öyle değil. Hepsi ittifak halinde. Ama sonra Hicri 7. asırdan sonra bakıyorsunuz ki müdahaleler olmuş. Şimdi Allah-u Teala bir ayet-i kerimesinde وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا diyor. يُرَاُونَ النَّاسِ. Neydi? Bakara suresinde miydi? Münafıklarla ilgili olarak. Namaza gittikleri zaman tembel tembel giderler, insanlara gösteriş yaparlar. Hatta bir hadis-i şerif hatırlıyorum. Münafığa en zor gelen iki tane namazdan bahseder. Ne? Nisa 142. Ha. Ah, münafıklar, evet. اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ يُخَادِعُونَ اللّٰهُ وَهُوَ خَادِعُهُمْ. Münafıklar Allah'a karşı oyun kurarlar. Kendi kafalarına göre bir oyun kurarlar. Bir kurnazlık yaparlar. Hem dünyayı götürecekler hem de ahireti kazanacaklar böyle bir şeyle.
وَهُوَ خَادِعُهُمْ Halbuki oyunu Allah kuruyor onlara karşı. وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَارًا Namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar çünkü gönülleri yok. يُرَعُونَ النَّاسِ insanlara gösteriş yaparlar. وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهِ اِلَّا قَلِيلًا Allah'ı çok az hatırlarlar. Gerekmedikçe Allah hiç akıllarına bile gelmez. Ama yerine göre olabilir. Şeyde hatırlıyor musun yani münafıklara en zor gelen namaz yatsı ve sabah namazıdır diye. Şimdi siz şöyle bir an için kendinizi bir münafıkların konumuna koyun ve düşünün. Yatsı namazının bitiş vakti var. Yani hava karardığı zaman yatsı namazı bitiyor. Akşam toplaştınız. Toplantıya gelemeden akşam namazı kılmıştım der. Kıldım geldim der. Değil mi? O kolay. Ama oturduğunuz zaman hava karardı, kararınca yatsı vakti çıkıyoruz. Hadi yatsıyı kılalım. Ya ben sonra kırarım diyebilir mi? Hayır. İşin başını söylüyorum. Sonra kılarım diyebilir mi? Çünkü son vakti belli. Ondan sonra kılınmayacak. Mecburen kalkıp kılacak. O zaman bu problemin çözümü nedir? Yatsının vaktini sabah namazına kadar uzatacaksın. Yatsının vaktini sabah namazına kadar uzattın mı, akşam namazını ben buraya gelmeden kıldıydım, yatsıyı da evde kılarım diyor. Ya daha vakit var kardeşim, ne acele ediyorsunuz falan diyor. Uzatın, baştan. İşin başını söylüyorum. Şu anda insanlar bir şey bilmiyorlar ki. Yani kitaplarda böyle görünce tamam diyorlar. Yani ben öyle kurguluyorum yani bunu bir yerden okumuş falan değilim. Kendi zihnimde kurguluyorum bunu. Evet. Niye peki böyle kurguluyorum? Çünkü yatsı vaktinin havanın kararmasıyla çıktığına dair iki tane ayet var. Birisi Nisa suresinin 78. ayet. اَقِمِ الصَّلَاةِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ لَا غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ İsra suresi, evet. Bugün biraz çok çalıştık da şeyden beri hiç dinleme fırsatı bulamadık sahurdan beri de ondan kaynaklanıyor bazı şeyler. İsra suresinin 78. ayeti diyor ki اَقِمِ الصَّلَاةِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ Güneşin batıya kaydığı vakitte namazı kıl. Bu öğlen vakti, tamam. اِلَا غَسَقِ اللَّيْلِ Hava kararıncaya kadar. Hava kararıncaya kadar dendiğine göre son vakti demektir diye. وَقُرْآنَ الْفَجْرِ Bir de fecir ışıklarının yoğunlaştığı zamanda kıl. Birleştiği zamanda kıl. Kur'an kelimesi de çok önemli arkadaşlar. Sen o Kur'an kelimesini Fatih anlatsana. Ben de şuradan izah edeyim. Bunu biz yazdık demek istiyorsun değil mi? Kur'an toplamak, bir araya getirmek anlamına gelen kara'e kökünden geliyor. Yani sözlükler böyle söylüyor. Mesela kara'tu şey'e Kur'anen, o şeyi topladım, birbirine ekledim anlamına geliyor sözlüklerde. Şimdi işte bu ayette sözlük anlamından hareketle bu ayete baktığımızda Kur'anel fecr, fecrin ışıklarının toplandığı an. Çünkü ayet vakitlerden bahsediyor. Yani namazın işte güneşin zevalinde sonra kıl, sonra gecenin kararmasına dek kıl. Ve bir de Kur'anel fecri, yani o anda bir vakitten bahsettiğine göre fecrin toplanmasından. Ayetin devamında da Kur'anel fecri kâne meşhûdâ denilerek bunun gözde görülebilir bir durum olduğunu, yani fecir ışıklarının toplaşması, herkesin rahatlıkla gözlem yapabileceği bir durumu olduğunu söylüyor. Şimdi burada fecir ışıklarının toplaşması iki şekilde olabilir. Yani tasdifsiz bir şekilde toplanır. Siyah ışık var. Yani gecenin karanlığı var. O da bir ışık değil mi? Ondan sonra güneşten gelen beyaz ışıklar var. Bir de kırmızı ışıklar var. Bunların hepsi bir arada karma. Olabilir. Olabilir de
Kur'an birbirini açıkladığı için, bak burada el-fecir diyor. Bir başka yerde de fecir kelimesini kullanıyor. O da Bakara 187'de değil mi? Diyor ki o toplam 3 tane şey var. Siyah, kırmızı, siyah, beyaz ışık var. Şeyde. Ufukta başka yok yani. 3 tane var. Hadi sarı da olabilir tonları. Tamam ama bu beyaza katılmış oluyor. Yani insan bakarken böyle o kadar da ayrıştıramıyor. Yani gözün ayrıştıracağı ışıklar belli. Ya mavi de oluşuyor. Ha. Mavi de oluşuyor. Doğru. Şimdi şey de ayet diyor ki hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyad, beyaz çizgi. Demek beyaz ışık bir çizgi haline gelecek. Karışık olduğu zaman çizgi halinde olmaz. Değil mi? Minel haytil esved bu o siyah çizgiden size göre ayrıldığınca, demek ki siyah ışık da bir çizgi haline gelecek. Bir de el-fecir kelimesi diyor. Fecir de zaten kızıllık diyor hadis-i şerifte de. Arap lügatinde de öyle. Niye? Ufku yaran ışık, ufku kızıl ışık yarıyor sabahleyin. O zaman bu 3 tane ışık üst üste, şimdi Kur'an el-fecir dediğin zaman sen dediğin gibi bak üst tarafta da mavi ışık ve diğer tonlar. Ama bak birbirine karışık vaziyette değil. Dikkat ediyor musunuz? Ayrışma. Kur'an el-fecir. Peki bizim meallerde Kur'an el-fecir'e ne anlam veriliyor? Evet, bulduysan oku Fatih. Nasıl diyor? Kur'an el-fecir'e ne anlam vermiş? Bir de sabah namazını. Sabah namazı mı diyor? Evet. Başka diğerlerine... Çünkü sabah namazı şahitlidir. Kur'an el-fecir sabah namazı. Kur'an'a ne zaman namaz demiş ki yani? Sabah namazına melekler şahit olur falan diyor. Evet. Melekler ne zaman şahit olmaz? Allah-u Teala bizde kiramen katibin olduğunu bildirmiyor ama yaptığımız hepsi melekten şahit olmadığı hangi zaman var ki? Buraya meleği nereden kattınız? İzyetelakkal mütelakki yani ani yemin ani şimali ka'id. Melekler ne zaman şahit olmaz ki? Hangi olaya şahit değiller ki melekler orada şahit olmuş olsun? Meşhud ne demek? Kardeşim bak meşhudu Allahü Teala İsra şey affedersiniz Bakara 187'de söylüyor. Hatta yetebeyyene lekum. Size göre açıkça ortaya çıkıncaya kadar. Bana göre ufuktaki o beyaz çizginin siyah çizgiden, o kırmızı şeridin oluştuğu yerdeki beyaz çizginin kırmızı çizgiden ayırt edilmesinin bana göre oluşması nasıl tespit edilebilir? Meşhud olmaz. Ancak meşhud olarak tespit edilebilir. Bak orada hatta yetebeyyene lekum diyor. Size göre. Bu tarafta da meşhud diyor. Gözle görülür demektir. Kesin kanaatiniz olur demektir. Şahitliği o demektir şahit. Şimdi ayetleri birleştirdiğiniz zaman bak bütün bunlar ortaya çıkıyor. Ama siz o meali okuduğunuz zaman sabah namazı Kur'an ne oldu? Şahitlidir ne demek? Sabah Kur'an okuması görülecek şeydir. Sabah Kur'an okuması ya Rabbim. Yani Kur'an okuma, bazı yerde de sabah Kur'an'ı deniyor. Sanki başka Kur'anlar da varmış. Yani İslam aleminde gerçekten tam bir akıl tutulması var. Tabi yanlış yapan insanların yanında en kötü kişi doğruları söyleyendir. Ben bunu sık sık size örnek olarak veriyorum. Yani çocukluğumdan kalma bir hatıram. Bizim komşunun oğlu şey yapardı, böyle onun hoşuna gitmeyen bir iş yaptığım zaman akşam babana haber vereceğim derdi. Rahmetli babam da çok sert bir mizaca sahipti. Gerçi
bana şimdiye kadar çok hafif bir, böyle bir kere şöyle yanağıma vurmuştur ama o da iz bırakacak şekilde çok hafif vurmuştur. Fakat yapısı öyle bir sertti ki korkumdan ne yapacağımı bilmiyordum. Yok canım. Yok. Şimdi bak bizim köylüler derler ki ya bu ailede bu kadar yumuşak uyum nasıl çıkmıştır. Şimdi babana haber vereceğim dediği zaman akşam babam gelince ben uyurdum. Uyumu falan diye bir şey yok tabii. Şimdi o komşunun oğlu içeriye girdiği zaman ayaklarım titremeye başlardı. Ağzını açtı mı mutlaka beni haber verecek. Aslında işlediğim suç falan da yok yani. Ona göre söyleyecek. Neyse o gittikten sonra uyanırdım. Yani kim ağzını açsa beni babama şikayet edecek diye korkuyordum. Şimdi o psikolojiyi yaşadığım için çok iyi anlıyorum. Şimdi iki kere ikiye dördün dışındaki şeyleri söyleyenin en çok korktuğu ne olur? Birisinin çıkıp dört demesi olur. Şimdi bu yanlışlığı bu kadar açık ve ortada olan ve Allah'ın ayeti ki Allah ayetini açıklamayı kimseye bırakmamış. Bakın bu kadar önemli mesele. Böyle bir yerde çıkıp da doğrusu budur dediğiniz zaman bir Allah'ın kulu sen yanlış söylüyorsun diyemeyince ne yapıyorlar? İşte bu konuda yaptığımız basın toplantısı yaptık. Büyük bir sevinçle dünyada ilk defa bir problemi çözdük diye şuraya Anadolu Ajansı'ndan sadece bir tane foto muhabiri gönderildi. Gene teşekkür ederiz çünkü başkasından gelmedi. Bir tane bir başka ajanstan elinde fotoğraf makinesi de olmayan zaferlerini belgelemek için birisini gönderdiler. Bu muhabir falan değildi yani o ikinci gelen kişi. Anadolu Ajansı'ndan gelen kişi de yazdığından eminim çünkü buradaki tavrı samimi bir kişi olduğunu gösteriyordu ama ne yazılı basında ne internet basında tek kelimeyle söz edilmedi. Siz dünya çapında büyük bir iş yapacakmışsınız. Yapılacak tek şey budur. Yok saymak. Onu da gayet başarılı bir şekilde yapıyorlar. Peki şimdi dünkü cuma hutbesinde Süleymaniye Camisi'ndeki hutbe okuyan hoca dedi ki takvimlerde ilan edilen imsakla başlar oruç dedi. Peki Allah öyle mi diyor? Size göre diyor. Hatta yetebeyyene lekum demesi lazımdı ki ufka bakın. Yani Kur'an-ı Kerim uyuması uyacaksa ufka bakın. Öyle evimiz kuytu yerde falan filan demenize gerek yok. Bu çünkü çok ciddi bir aydınlanmadır. Hatta sokaklara kadar yansıyan bir aydınlanmadır. Ufka bakın. Size göre işte ufukta şu ışıklar yani o kızıllığın olduğu tarafta siyah şerit, beyaz şeritten net olarak ayıklandığı zaman, o Kur'an oluştuğu zaman, fecrin Kur'an'ı oluştuğu zaman oruca başlayın demesi gerekir değil mi? Onun yanında ne yapıyor? Diyor ki takvim. Şimdi takvim deyince vatandaşlar mesela bu sabah epeyce yazı gelmişti şeyden. Avrupa'dan gelmiş, başka yerlerden gelmiş. Birisi diyor ki ya ben çıktım diyor. Baktım sizin dediğiniz oldu. Fakat diyor o zamana kadar yiyemedim diyor. Ya bir türlü içime yatmadı diyor. Takvimi öyle göstermiyor. Şimdi bu insanların zihnine takvim işlenmiş. Orada yazılana uyacaksın. Ben ne yapayım? Ben de dedim ki Allah'ın ayetine uy diye cevap gönderdim. Putunu kır. Sabah saat 4:30 birisi telefon açtı. Kendini tanıtmadı. Hocam sen beni tanımazsın. Görsen tanırsın ama ben derse katılan birisiyim. Fakat bir türlü içim yatmıyor. Ben şu an dedim sofrada yemek yiyorum dedim. Ben değilim. Saat 5'i geçinceye kadar. Ama işte eşine söyledi ki Allah böyle emrediyor. Çık bak. Kendi de görüyor hocam ama kıramıyor. Aynı arkadaşın gibi gidip putu kıramıyor. İşte o putu kırmamız lazım. İnşallah. Hocam 4'ten biz şimdi çıktık. İlk gece basın bildirisini okuduk ama ilk gece hadi kendimizi emniyete alalım diye yemeği 3:50'de bıraktık ama namazı 5 bir sürü
Tekrar tartıştık. Sonra kendim... dedik bu çok zor olacak. Ertesi gün Cuma günü yasın bildirisiyle beraber şeyi dinledik. Ondan sonra aklımıza yattı. Dedik bu sabah 4'te kalkalım. İşte 4.45'e kadar yemeğimizi bitirdik. Ondan sonra bir 15 dakika oyalandık. Çayma i̇şte içtiniz. 5.05 gibi şey yaptık. Fakat şimdi 5.05'te hatta bizim evimiz batı ve kuzeye bakıyor. Arka tarafta doğuyu göremediğim için evin çatısına çıkıp bana o tarafı şey yaptım. Şimdi 5.05'te hava aydınlık oluyor. Olacak yani tabii. Belli bir sen evin çatısını tabii görmen lazım işte. Yıldızlar da var ama belli bir kısmında. Olacak. Orada biraz şey yapıldı. Ya dedik hava aydınlık hani bu saatte gelir. İşte o saate kadar olacak. İşte şimdi şunu milletin kafasına iyice yerleştirmemiz gerekiyor. Beyler seher vakti diye bir vakit var ve seher vakti günün ilk ışıklarının oluştuğu vaktidir. Seher vaktiyle güneş doğuşunun tam ortasına imsak vakti denk gelir. Seher vakti kısa bir vakit değildir. Seher vaktine fecri kazip denir. İnsanları işte senin gibi yanılttığından dolayı. Ya işte olmuş falan dediğinden dolayı. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam namaz kıldırdığı zaman o kızırlık parıldadığı zaman kıldırılıyor. Yani çok daha netleşiyor. Size aldatmasın diyor Peygamberimiz. Evet diyor ki o yayılarak yükselen ışık diyor sizi aldatmasın böyle kubbemsi olan ışık. Peygamberimiz söylüyor. Ama diyor enlemesine uzanan kızıllığa bakın diyor. Çünkü orada en net gözüken kızıllıktır. Ama bir koridor halinde olacak. Dağınık halde olmayacak. İşte siyah iplik aşağıdaki alttaki şey kara parçası henüz aydınlanmadığı için alt taraf oluyor siyah. Ortada kızıllık var. Onun üstünde de beyazlık var. Evet. Fecr dediğimiz kızıllık var. Üstünde de beyazlık var. Tamam mı? Şimdi bu çok net bir şekilde oluşuncaya kadar ki hadis-i şeriflerde var. Diyor ki biz diyor birbirimizi neredeyse tanıyamayacak gibi oluyorduk. Neredeyse tanıyamayacak gibi nerede? Caminin içinde. Yani o tan yerindeki ışık caminin içine kadar dolmuş. Neredeyse tanıyamayacak. Yani tanıyabiliyorduk demektir değil mi? Birbirlerini tanıyabiliyorlar. İşte bunları inşallah yerleştirmeye çalışıyoruz ama burada tekrar edeyim en önemli husus. Bir kere yasının sonu olduğu çok kesin ayet-i kerimelerde. İşte ila gasakilleyl bunu oradan şey yap. Gecenin karanlığına kadar namazınızı kılın diyor. Bir başka ayet daha var. Yasının sonunu ifade eden o da suresinin 114. ayeti. Yani 11. sure. ...233. sayfa. Yukarıdaki şeyi alayım da bak. Yukarıdaki fotoğrafı göstereyim. O daha iyi olacak. Bakın şimdi diyor ki ayette... ...ekimus salate tarafeyin neher. Gündüzün iki bölümde namazını kıl. İlk bölümün güneşin batıya kayması olduğunu Allah bildirdi az önceki Nisa suresi 78. ayette durukuş şems yani bugünkü tabirle güneşin meridyen geçişi yani bulunduğu tepe noktasından batıya kaydığı an öğlen vakti geliyor. Peki güneş gündüz iki tane namaz kılacağınıza göre ikincisi de bundan sonra olması lazım. Güneş batınca gündüz bitiyor. Öyle bir şey var ki güneşin tepe noktasından batıya kaydığı andan güneşin batmasına kadar geçen vaktin tamı tamına ortası ikindi. Zamansal ortası ikindi. Bunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin gölgesi kendinin boyu kadar olduğu zaman ifadesini kullanıyor ya. Gölgenin kendi boyu kadar olması öğlendeki gölgenin ilavesiyle oluyor. Yani bir öğlen vaktinde gölge sadece yılın iki gününde sıfıra düşer. Yani 21 Mart 23 Eylül.
Onun dışında sıfıra düşmez. Ekvatorda da sıfıra düşmez. Bizim bulunduğumuz bölgelerde de sıfıra düşmez. Bulunduğunuz yerin enlemine göre gölgenin belli bir boyu vardır. O boyu çıktıktan sonra bir şeyin kendi boyu kadar gölgesi oldu mu, o tepe noktasıyla batış noktasının tam orta noktası oluyor. Yani bu hesap yapmayı müthiş bir şekilde kolaylaştırıyor. Şeyde hesapta en kolay şey meridyen geçişini hesaplamaktır. Batış da çok kolay hesap edilir. İkisinin ortasını bulmak ne ki? Hemen ikindiyi hesap ediyorsunuz. Zaten لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ diye Allah yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye birçok kriterler koyduğunu bize bildiriyor. İşte bu kriter. İşte ben bazen şunu söylüyorum, millet fena halde rahatsız oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri korunmuştur diyor. Kur'an-ı Kerim korunduğu gibi. Evet, Peygamberimize bir sürü şeyler iftira edilmiş. Doğru şu. Yani şimdi bu söz korunmamış olsa, her şeyin boyu kendi, eşyanın boyu kendi, gölgesi kendi boyu kadar olduğu zaman, yani bunu bir sıradan bir insanın söylemesi mümkün mü? Matematiksel olarak tam orta nokta. Ancak bir peygamber söyler, başka kimse söyleyemez yani. Ve ayetten de zaten anlayacağınız odur. Yani güneşten sonra batana kadar bir tane daha olacak olsa nereye koyarsınız? Mantığı ortaya koyarsınız. Başka bir kriter yoksa, değil mi? Ondan sonra da diyor ki vezul efem minel leyl. Gecenin yakın zamanlarında diyor. Namaz kıl. Şimdi şu gecenin bütün bölümleri arkadaşlar. Ben böyle gecenin bütün bölümlerini resim olarak şey yaptım. Gecenin bütün bölümleri bu. Gecenin gündüze yakın tarafları hangisi buradan baktığınız zaman? Bak, ışıkla anlarsınız değil mi onu? Burası, şu orta kısım yakın mı? İşte orası gasekulleyl. Öbür ayetteki gasekulleyl. Gecenin karanlık zamanı. Biz ona zifiri karanlık diyoruz. Zifiri karanlık demek hiçbir şey gözükmeyen değil. Gecenin en karanlık dönemi demektir. Çünkü yıldızlar olur. Hatta en karanlık yerde bile havada bulut yoksa bir fener olmadan bile yürüyüp gidebilirsin. Yani Allah-u Teala öyle yaratmış. Ama bulutlar varsa o ayrı. Şimdi işte burada gecenin gündüze yakın bölümleri. Gecenin gündüze yakın bölümleri dediğimiz zaman Arapçada bölümler kelimesi, yani zülef, yakın bölümler. Bu çoğuldur. Arapçada çoğul neydi? En az kaçı gösteriyordu? En az 3 ve daha fazlası. Türkçede 2'ye çoğul denir ama Arapçada 2'ye çoğul denmez. O zaman zülef dediğine göre en az kaç tane zülfe olması gerekiyor? En az 3 tane ve daha fazlası. Şimdi aslında 4 tane zülfe var. 1. Güneş battıktan sonra akşam vakti, bakın. Bunun ışığı farklı, görüyor musunuz? İki, yatsı vakti. Ve sen işte şimdi diyorsunuz ki çok çok aydınlık, işte böyle oluyor. Ne yapalım kardeşim ya? Yani? Sizin için özel yapamayız, kusura bakma. Özel yapmayın da yani alışkanlık. Alışacaksınız yavaş yavaş. Şimdi bu da yatsı vakti. Şöyle gece başladı. Bak burada bunun simetriği var. Seher vakti. Bu da sabah namazı vakti. Seher vakti geceye dahil. Seher kelimesi size hangi kelimeyi hatırlatıyor Türkçe'de? Sahur. Seher vakti sahur vaktidir. Tabii aynı kökte. Şimdi Araplar erken yedikleri yemeğe sahur diyorlar. Seher yemeği yani. Niye? Çünkü erken kalkıyor, yemeğini yiyor, işe gidecek. Şimdi siz bir deneyin. Zaten denemeye başladınız ya. Bu seher vaktinde sahur yemeğini yedikten sonra namazınızı ne kadar rahat kıldığınızı hissetmeye başladınız mı? Vücut ne kadar rahat ediyor, değil mi? Ve o zaman sizin sahur yemeğiniz erken yapılmış bir kahvaltı oluyor.
Ve oruç artık sıkıntı veren bir ibadet değil, zevk veren bir ibadete dönüşüyor. Bu çok farklı oldu mesela. Evet. Biz bu zevki 78'den beri tadıyoruz ailece. Siz de tadın kardeşim, azıcık şirketimizde. Bir de fizikçiler bu konuda lütfen çalışma yapsınlar. Yani içinizde varsa siz ya da bu duyanlar lütfen çalışma yapsınlar. O gece karanlığının insan üzerindeki etkisiyle sabahleyin tan yeri ağrımaya başladığı zamanki etkisi mutlaka farklıdır. Çünkü insanın vücudunun da bir saati var. O vücut saatine, çünkü yaratıcı öyle yaratmış kardeşim. Sistemi de ona göre kurmuş. O zaman sahur yemeğini gece yemeyeceksin. Yersen rahatsız olursun. Ben şimdi 1978'den önceki oruçlarımı hatırlıyorum. Ya kalkardık, yatıyorsun, yatmadan olmuyor. Kalkıyorsun, ağzın yapış yapış olmuş. Bir acayip, uzunca bir süre kendine gelemiyorsun. Ama 78'den sonra artık öyle bir şey hiç hatırlamıyorum. Yani oruç tutmak, hiçbir sıkıntı duymuyorsun ki. Yani biraz erken kahvaltı yapıyorsun, biraz da geciktirelim, şöyle yemeği yiyorsun, o kadar boş. Hı? Biyolojik saat denilen bedenin bir saati var. Onun uyanması gerekiyor. Bak yani şimdi. Bak, çok güzel söylediniz Ahsen Hanım. Ya, bak nasıl kafalar çalışmaya başladı, gördünüz mü? Kafalar çalışmaya başlıyor çünkü işaret. Bir de buradan lütfen şunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Yani dinin tanımı vardı ya, neydi dinin tanımı? Fıtrattı değil mi? Yani Allah sahur yemeği diye bir yemek koymuşsa, bu vücut o yemeğe göre yaratılmış olması lazım. Hocam zaten tam peşe beş geçebilir, kuş ve doğa uyanmak sesi oluyor. Ben bu sabah, ben Abdullah'a söyledim takip etsin diye. Abdullah, bir şey tespit edebildin mi oğlum? Sen, dedim ben camiye gittim oğlum, dedim sen balkona çık da kuş sesine bak. Saat kaçta başladı oğlum? Ben gittikten sonra mı başladı? Evet. Yani ben bizzat iki gündür şey yapıyorum. Bizzat, yani dakika şaşmıyor. Ya sen o zaman şunu, o saatteki kuş seslerini lütfen bir şeye al. Tamam. Fotoğrafla beraber al ve internete koyalım. İnsanlar duysun. Bakın tabiat uyanıyor. Görebiliyor musunuz? Horoz sesi farklıdır. Horoz sesi çok farklıdır. Allah-u Teala horozu çok farklı yaratmış. Ben bu konuda yıllarca gözlem yaptığım için biliyorum. Horozun ilk ötüşü sahur yemeğine kalkındır. Seher vaktinde öter. Seher vaktinde öter. İkinci ötüşünde imsak yaklaşıyor. Biraz elinizi çabuk tutun. Üçüncü ötüşünde imsak oldu, bırakın yemeği içmeyi. Hepimiz birer horoz alıp koymak lazım. Evet, internete bir tane horoz koyalım. Dördüncü ötüşü de var, bir de şey, ortalık iyice ağardığı zaman, bugün sivil tan diyorlar, bizde isfar vakti denir fıkıhta. Bir de o zaman ötüyor. O zamansız ötenleri tencereye koyuyoruz. Bak işte şimdi Erdem Bey, kuşlar da ötmeye başlıyor değil mi? Bu muhteşem bir şey. Yani siz vücudunuzla tabiata uyum sağlıyorsunuz. Bu bir fıtrat. Şimdi din bu. Siz bu dini bu şekliyle dünyada kime anlatırsanız anlatın, büyük bayranlıkla dinlemez. Ama şu anda gece saat 4'e 10 kala şey yapılıyor. Ya ben mesela Toronto'da Müslüman olmak isteyen bir gayrimüslimi şu an yani namaz ibadetini yapmaya başladığı sıradaki şaşkınlığını düşünemiyorum. Yani kendimi onun yerine koyuyorum. Çok sıkıntıdalar. Ve o insanlara Müslüman olmayın demektir bu. Sadece Avrupa'dakilere. Sadece o yönden bile baksana. Bak şeyde Oslo'da bizim dersleri takip eden Selahattin Bey var.
Onun eşi de çok dindar bir hanım. Ama diyor ki, ya çocuklarını namaz kıldırmak istiyor. Ya diyor hocam, akşam diyor, yatsı bir türlü olmak bilmiyor. Saat yarımda yatsıyı kıldıracaksınız. Saat 1:30'da kaldırıp sabah namazını kıldıracaksınız. Çocuklar sabahleyin okula sarhoş gidiyorlar. Kadın da bunu uyguluyor. Ya bu, ya bu İslam bu mu? Ha, bizim şimdi yaptığımız hesaplara bazıları tabii birdenbire adapte olamıyorlar. Oradan da bazı tepkiler geliyor. Biz de adapte olabilmesinler de iki tane hesap koyduk şeye, 45 derece enlemin kuzeyine. Birisi astronomik hesap. Hadi buna oyun hiç olmazsa, ama bizim astronomik hesaplara göre yaptığımız takvim diğerleriyle kabili kıyas değil, mutlaka gerçek değerlere uygundur. Öyle hayali şeyler değildir. Ve insanları ciddi manada rahatlatır. Ama asıl uymaları gereken öbürüdür. Öbürünü yani esas oralar için uyguladığımız takvim, bunda salat dönencesi adını verdiğimiz bu 63.3 derecelik enlem ve onun 45 dereceye kadar yansıması, o yazıyı çok çok iyi okuyanlar, eminim ki özümseyenler kesin ikna olur ve ona göre hareket ederler. Çünkü orada bütün deliller var. Evet, şimdi bakın, gasekulleyl yani yassı, yassının bitişi bak hem şeyde var, İsra suresinin 78. ayetinde var, hem Hud suresinin 114. ayetinde, hem de Peygamberimizin bütün uygulamaları böyle. Bu konuda bütün mezhepler de ittifak halinde yassının son vaktiyle alakalı. Ama mezheplerin daha sonra gelen alimleri bu işi değiştirmiştir. Maalesef. Hiçbir delile dayanmadan değiştirmiştir. Belki Nur suresinin 58. ayetinde söylenebilir belki. Ha, Hud suresinin 58. ayetin Nur. Şey, Nur suresi. Ha, Nur. Ha, Nur 58. ayet. Hocam buyurun. Şimdi Nur suresi 58. ayette de şey var. Şeyden önce, yani yatsı namazından sonra, sabah namazından önce yanınıza girerken işte izin alsınlar diyor diye Allahü Teala bildiriyor. Bugün yatsı namazından sonra sabah namazından önce diye bir vakit yok ki. Bir kere seher vakti kayboldu. Gasekulleyl kavramı kayboldu. Bunların hepsi yok şu anda. Bir de siz söylüyoruz, Ahmet Muhtar Paşa zamanında yapılan şeyler. Şimdi bu ışıklar bulunduğumuz, yaşadığımız bölgede ufukta gördüğümüz ışıklardır. Ahmet Muhtar Paşa zamanında, yani o zamana kadar muvakkıthaneler var. Mesela Kasımpaşa'dan giderken sol tarafa bakın, Kasımpaşa Muvakkıthanesi diye levhayı görürsünüz hemen Cami-i Kebir'in hemen bitişiğinde, caddenin üzerinden görürsünüz. Muvakkıthane ne demek? Vakit hesaplama merkezleri demek. Orada uzmanlar gözlemle vakitleri hesap ediyor. İnsanlara da öğretiyorlar, örnek oluyorlar. Mesela Selimiye Camii var, bir de Süleymaniye Camii var. Süleymiye Camii'nden adam şeyi gördüğü zaman vakitin oluştuğunu, yastı oldu diye orada bir kandil yakıp sallıyor. Süleymaniye Camisi'ndeki görüyor, başlıyorlar birlikte ezan okumaya. Her tarafa şey yapıyor. Yani sen görmediysen ben gördüm. Orada ufuk kapalıysa burada açık. Şimdi bu muvakkıthaneler gözlemle tespit ediyorlar. Ama takvim çıkarma hevesi başlıyor. Batılılara uyarak. Batılılar da vakit takvimleri çıkarıyor ya. Evet. Şimdi takvim çıkarmak için ne yapıyor? Diyor ki bu işi astronomlar bilir. Astronominin kurallarını uygulamaya başlıyor. Astronomi ufukta bir şey gözlemez. Yani astronom oturup da doğu ufkuna, batı ufkuna bakmaz. Onun oradan göreceği bir şey yoktur.
astronomun yapacağı, yani bunu onların bilimi bu. Yani onlara şey yapmak için söylemiyorum. Yani ben de astronom olsam aynı şeyi yapacağım. Bunun başka şeyi o bilimin kuralı o. Astronom gök cisimlerini gözlemler. Gözlemlemesi için de kendi bulunduğu yerle o gök cisimi arasına güneş ışığının girmemesi gerekir. O güneş ışığı bir perde olur. Görüntüyü engeller. Yani net bir görüntü vermez. O ışık nerede? Atmosfer. Atmosferin en üst tabakalarından güneş ışığının çekilmesi lazım ki adam çok net bir görüntü sağlamış olsun. Onlardaki fecir bu anlama geliyor. Tan dediğimiz şey bu anlama geliyor. Astronomik twilight diyorlar ya da neyse astronomical twilight diyorlar falan. Şimdi gökyüzünün en üst noktalarına ışığın oradan çekilmesiyle şey yapıyorlar adamlar. Gözlem yapıyorlar. Gökyüzünün en üst noktalarından ışığın çekilmesi neyi hatırlatıyor size? Havanın tam kararması değil mi? Zifir karanlık diyorlar. O hangi vakit? Yatsının bittiği vakit. Şimdi akşam o astronomi kurallarını uygulamaya başladıkları andan itibaren tüm sistemi değiştirmiştir. Bunlar namaz vakitlerine ait kriterler değil. Astronomi apayrı bir ilim dalı. Onlara demişler ki gelin sizin ölçülerinizi verin biz uygulayalım. Onlar da uygulamamış, astronomlar da uyguladı. Uygulasalar adamlar uzmandır diyecek ki bir dakika siz ışığı nereden arıyor, nerede arıyorsunuz diyecek, soracaklar. Kardeşim siz ufukta diyorsanız bizim ışık ufukta değil diyecekler ama yok diyor ki sen o kriterleri ver ben uygulayacağım diyor. Astronomdan o kriterleri alıyor. Ne zaman tan olur? Diyor ki gece ufkun diyor güneş 18 derece altına indiği zaman tan olur. Buna biraz da ihtiyat koyarım diyor. 3,5 derece daha ihtiyat koyuyor. 21,5 derece. Ahmet Muhtar Paşa. Tabii eğer burada bir astronom burada olsa yani onların içlerinde olsaydı derdik ya ne yapıyorsunuz Allah aşkına diye diyorum. 21,5 derece gece yarısı. Gasekulleyl'in ortasına doğru. Gasekulleyl çoktan olmuş. Şimdi o saatte yatsı namazını kılmaya başlıyorlar. Akşam namazını o zamana kadar uzatıyorlar. Lan akşam namazı yatsı çoktan geçmiş, bitmiş. Akşam da bitmiş, yatsı da bitmiş. Peki ondan sonra biraz daha yatsıyı uzatıyorlar mı? Bu defa köyde yaşayanlar çok iyi bilirler. Köylüler için yatsı namazını beklemek kadar ölüm yoktur. Halbuki az önce gösterdiğim şekilde olsa hiç problem değil. Hiçbir sıkıntı olmaz. Akşam evinize gelirsiniz. Yemek yiyene kadar zaten yatsı oldu. Kılarsınız namazı yatarsınız. Ondan sonra tutmuşlar. Bak yatsı vaktini akşam namazının vaktine eklemişler. Yatsının vakti kaybolmuş. Onlar namazları birleştiriyorlar Şia. Birleştiriyorlar. Birleştirilebilir. O peygamberimiz onu birleştirmiş. Birleştirmede problem yok yani ama her zaman olmamalı bu. İhtiyaç halinde olmalı. Onlar da öyle diyor. Her zaman olursa mekruh diyorlar ama artık onu alışkanlık haline getirmişler. Sürekli uyguluyorlar. Şimdi tutmuşlar sabah namazını da 21,5 derece erkene almışlar. Yani seher vaktinden epeyce erkene. Gece kalkıyorsunuz zifiri bir karanlık. Şimdi ben işte 1976'da İstanbul Müftülüğü'nde vazifeye başladıktan sonra size defalarca anlatmıştım. Duymamış olanlar için tekrar anlatayım. Yani o zaman bu işte bir yanlışlık olduğunu anladım. Gece çok erkenden kalkarak o ilan edilen vakitten yani bu 21,5 derece olayını İstanbul'un birçok yerini dolaştım. Bir ışık arıyorum. Bir yerde bir ışık yok. Ezanlar okunuyor. Millet namaz kılıyor ama hiçbir şey yok.
Allah Allah, burada bir yanlışlık var. O zaman bilgilerimiz de yeterli değil tabii. Bu konuda Ankara'ya haberler gönderdik. Allah razı olsun, Selahattin Kaya İstanbul müftüsü olduktan sonra bu daha çok böyle oldu. Tayyar Altıkulaş da Diyanet İşleri Başkanı. Fakat o zaman bizim hiçbir unvanımız yok. Doktor falan da değiliz yani. Bizi çağırıp dinlemediler ama bir iyilik yaptılar 1983'te. 21,5 dereceyi 18 dereceye düşürdüler. 83'te. Bu ciddi bir iyileşme oldu ama ben gene dolaştım falan, baktım ki yok ya, gene olmuyor. Sonra Türkiye gazetesi takvimi hala 21,5 dereceye göredir. Evet. Şimdi bu Türkiye gazetesi takviminin yöneticileri bunlar, Diyanet'e karşı bir savaş açtılar takvim konusunda. 1988 sırasında Diyanet bunalınca bizi çağırıp dinleme ihtiyacı duydu. Biz Ankara'ya gittik. Eski yeni Diyanet İşleri Yüksek Kurulu üyeleri falan oradaydı. Ama o arada biz de epeyce hazırlığımızı yapmıştık. Rasathaneye de gittim, görüştüm. O zaman Kandilli Rasathanesi'ndeki yetkililerle de görüştüm. Bu konuyu bildiğine inandığım kişilerle, Türkiye Gazetesi'nin takvim komisyonu üyeleriyle falan görüştüm. Onların çalışmalarını da inceledim. Fazilet takviminden de bazı kişilerle görüştük. Onların takvim komisyonuna gitmedim ama. Neyse, gittik Ankara'ya. Ankara'da tabii kendilerinin haklı olduğunu savunuyor. Albay Arif Çöklü vardı takvim yapan. Yaşıyor mu, öldü mü bilmiyorum. Orada oturduk, konuştuk. Tabii Arif Çöklü kendisini savunuyor. Biz doğrusunu yaptık falan diyor. Arif Çöklü'ye bir soru sordum. Dedim Fecci Kazim, bir tanımla bakayım dedim. Orada tanımlayamadı herkesin karşısında. O zaman bana bir şey söyledi işte, falanca kitapta şu vardır falan diye, bir Avrupa'da yayınlanmış bir kitap. İşte Allah yardım etti mi eder. Ben de o kitabın Süleymaniye Kütüphanesi'ne girmiş bir fotokopisini almıştım yanıma. Bu mu dedi, dediğin? Evet. Bak, bu senin dediğini söylemiyor dedim. Şimdi orada bir karar alındı. Öyleyse gözlem yapalım dendi. Ben zaten bütün arzum oydu. O kararda bizim de birçok hocanın imzası var. 3 yıl boyunca Türkiye'nin değişik yerlerinde rasatlar yaptık. Her gözlemde benim orada söylediklerim birebir gerçekleşti. Niye? Çünkü oraya gitmeden yıllarca bunu her yerde takip etmişim. Yani onlar masa başından bunu söylüyorlar. Bunu kayıt altına aldık falan ama hiç kimse maalesef uygulamadı. İşte Mustafa Sait Yazıcıoğlu Diyanet İşleri Başkanı'ydı, başkanlıktan ayrıldı. Ondan sonra Mehmet Nuri Yılmaz geldi, o uygulamadı. Sonra Ali Bardakoğlu geldi, o uygulamadı. Baktık ki bunlar uygulamıyor. Ben de hani ya karışıklık olmasın Türkiye'de falan, insanların zihinleri karışmasın diye pek insanlara şey yapmıyordum bunu, açığa vurmuyordum. Sonra baktım ki bunların vazgeçeceği yok. Ali Bey'e de söylediğimi hatırlıyorum. Ali Bey benim çok eski bir arkadaşımdır, Bardakoğlu. Yani Mehmet Nuri Yılmaz'a söylediğimi çok kesin hatırlıyorum ama Ali Bey'e de belki söylememiş de olabilirim yani, ama sanki söylediğim gibi geliyor. Baktım ki bu uygulanmıyor. O zaman dedik ki öyleyse biz bu işi ortaya koyacağız. Biliyorsunuz birkaç senedir anlatmaya çalışıyoruz. Ama işte tekrar edeyim, yani beni de çok şaşırtan şey, işte ilk defa Harun Hocam bu sene seher vaktinin bir başının sonu olduğunu, seher vaktinin Fecri Kazim olduğunu ilk defa bu sene öğrendim. Ya yıllardır araştırıyorsunuz ya, bu bilgilerin üstüne kadar kapatılmış yani. İnsan hayret ediyor. Bu kadar mı kapatılır? Sonra baktık ki Kur'an-ı Kerim'de bu iş çok ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Peygamberimizle ilgili rivayetler de ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Mesela biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam'ın, Lut Aleyhisselam'ın kavmiyle ilgili olarak Allah-u Teala Peygamber Lut Aleyhisselam'a diyor ki işte seher vaktinde diyor
şeylerini al da çık yola diyor. İşte eşin kalsın. Çok yerde var da şu anda hangi tarafta? Seher orada mı yazıyor? Tam ben Seher vakfı da bizde üstlerine taş yağdıran bir fırtına gönderdik. Ancak Lut ailesine Seher vakfı kurtardı. Tamam. Diye. Tamam, o zaman sen oradan bir oku. O sisteme internette var da burada yok herhalde ya. Taş yağdıran fırtına değil mi? Evet. Kamer 34 diye geçiyor. Evet, Kamer 34. Seher vakfı değil mi? Hocam Meldem, yani Meldem değil. Hayret, buraya almamışım ben onu ya. Hiç almamışım o yazıyı buraya, demek ki benim öbür bilgisayarda, burada yok o. Ha, Meldem, tamam. Seher vaktinde işte taş yağdıran fırtına. Şimdi seher vaktinde yola çıkıyorlar. Bunlar. O şeyde bunlar giderken geriye dönmeyin diyor. Çünkü çok az bir vakit yani. Allahü Teala. Şeyler sabah namazı vaktinde bunların başlarına taş yağıyor. Güneş doğduğu zaman da bütün işler bitmiş, işleri bitmiş oluyor. De, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiği zaman, bakayım şu hicret kelimesini yazdım. Çıkar. Hayret. Buraya almamışım onu. Demek ki o alsam bu şey yapar onu. O zaman alayım. Şimdi orada çok uzun bilgiler var o seherle alakalı. Hicret sırasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'la birlikte şey yapıyor. O Sevir mağarasına gidiyor. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah akşam şey yapıyor. Akşam namazından sonra çıkıyor Mekke'den. Yatsı namazı vaktinde, yani hava seher vaktinin dengi oluyor ya, o vakitte gidiyor. Onlara Mekke'de olan bilgileri, olup bitenleri anlatıyor. Bu arada da çobanları o yatsının alacakaranlığında getirip hayvanların sütünü sağıp onlara içiriyor. O geceyi orada geçiriyor Hazreti Ebu Bekir oğlu Abdullah. Şeyden sabahleyin seher vaktinde onların yanına uyanarak onlardan yanından ayrılıyor. Çünkü seher vaktinden önce olsa gidemez, o dağlara inip gidemez. Çünkü bir aydınlık, o yürüyecek kadar bir aydınlık var orada. İniyor, Mekke'ye gidiyor. Sabah namazı vaktinde Mekke'ye gidiyor. Çünkü tüm Mekke'li uyanmış oluyor o saatte. Düşünün yani, biz şimdi akşam televizyondur, şudur budur, geç vakitlere kadar oturduğumuz için sabahleyin uyanamıyoruz. Biz tabii şeye göre yatın, akşam erken yatın, o saatte uyanırsınız. O saatte Mekke'ye vardığı için Mekkeliler onun evinden geldiğini zannediyorlar. Ve o oralarda dolaşınca yani geceyi başka yerde geçirdiği konusunda bir şüpheye kapılmıyorlar. Çünkü onu da takip ediyorlar Peygamberimizi bulmak için. 3 gün böyle yapıyor. Dolayısıyla bakıyoruz işte bu hadislerde de seher vakti bütün ayrıntılarıyla anlatılıyor. Ondan sonra bütün mezhepler diyor ki her gün 3 doğuş ve 3 batış vardır diyor. 4 mezhebin 4'ü de bunu söylüyor. 1. doğuş seher, 2. doğuş fecir, 3. doğuş güneş. 1. batış güneş, 2. batış 1. şafak, yani akşam namazının 3. batış da 2. şafak, yatsının sonu. Bunu herkes bunda ittifak etmiş vaziyette. Şimdi biz bütün bunları net bir şekilde ortaya koyduğumuz zaman problem çözülmüş oluyor. Seher anlatayım. Ve Cenab-ı Hak bir seher etti. Kamer suresinde. Ve huvel vaktul lezi yehteleti fiyi sevada aferde bir beyadı yavrum naher. Bak işte. O diyor seher, zaten şey, sözlüklerde de öyle. Ha. Seher diyor gecenin sonunun karanlıklarının gündüzün başının aydınlığına karıştığı vakittir. Tamam, Leyl'in kıtağı, bir bölgesi, bölümü de seher olmuş oluyor. Geceden sayılıyor zaten. Güneşin doğuşuyla batışı gündüz, batışıyla doğuşu gecedir.
olan, huzurda boyun büken, hayra harcayan ve seher vaktinde Allah'tan bağış dileyenler. Tabii, seher vaktinde istiğfar. Yok, kalkıyor istiğfarda bulunuyor, namaz da olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor sabaha kadar ve seher vaktinde hafifçe de uyuyor. Bir de şu var, hadislerde şu da var, sehere gecenin son altıda biri ifadesi de kullanılıyor. Şimdi o aklıma geldi. Neyse bu iyi oldu. Yani hiç olmazsa o yazının burada olduğunu zannediyordum. O yazıyı da buraya koyarız hiç olmazsa. Bakın gecenin altıda biri ifadesi. Şimdi şöyle düşünün. Gecenin iki bölümü şey var. Akşam birinci bölüm. Yatsı ikinci bölümü. Vasakul leyl üçüncü bölümü. Pardon yanlış okudum. Üçte bir tabii doğru. Yatsıya kadar birinci üçte bir. Yatsıdan seher vaktine kadar ikinci üçte bir. Seher vaktinden güneş doğuşuna kadar üçüncü üçte bir. Onun için o gasek leylen tavila diye adlandırılıyor. Yani gecenin en uzun bölümü. Şimdi birinci üçte biri ikiye bölüyorsunuz. Akşam ve yatsı namazı. İkinci üçte biri ikiye bölüyorsunuz. Sabah namazı ve seher. Hadis-i şerifte seher gecenin altıda biri olarak bildiriliyor. Yani süresi bile ifade edilmiş oluyor. Şey oransal olarak. Dolayısıyla bütün bunlar devreye girdiği zaman benim mesela geçen sene fecri sadık oldu dediğim zaman meğer fecri kazikmiş. Niye fecri kazik? Çünkü bizi yanlış yargıya yönlendirdiği için. Ama bu Erdem Bey'in kuşlarla ilgili tespit de son derece önemli. Onu da şey yapalım. Saatiyle birlikte koyalım. İşte biz bu sabah 5 geçe oruca başladık. Gerçekten tam ayette belirtilen şekilde. Ama insanlar geceden başlatıldılar gene. Ama beni asıl üzen şu, o demin bahsettiğim o 3 yıllık rasatta bütün yaptığımız gözlemler yanlışlığın ortaya koymasına rağmen ne Türkiye gazete takvimini değiştirdi, ne Fazilet takvimi değiştirdi, ne de Diyanet değiştirdi. Hiçbirisi değiştirmedi. Türkiye Gazetesi zaten çok acayip bir şey yani. Çok acayip bir şey. Türkiye Gazetesi'nin zaten iler tutar tarafı yok. Şimdi bakın dikkat ediyorsanız onların hiçbir tanesi çıkıp da bana karşı tek kelime söyleyemiyorlar. Çünkü benim elimdeki belgelerde onların da imzası var. Elimde belge var. Dosyası var. Ne zamana kadar yiyebilirsin? Tapmaya bakıyoruz, daha karanlık. Yani insan dediği vakitte karanlık. Biz bunaldık, ne yapalım? Bir şey söyleyeyim. Benim vakfım takıyor. Ama ne kadar rahat oluyor. O vücut, o seher vaktinde uyanıyor vücut. Uyanan vücut işte arkadaşın dediği gibi enzimler salgılıyor. İşte o zaman yediğin yemeğin de tadını arıyorsun. Ve çok dinç bir şekilde camiye gidiyoruz. Şimdi ben 2 gündür Süleymaniye'de camiyi, namazı bir kişiyle kıldım. Dün buradan çıktım, camiye gittim, baktım hiç kimse yok. Geri döndüm, gelip vakıfta kırayım dedim. Gelirken sürekli camiye gelen bir adama rastladım, buradan gidiyor. Nereye gidiyorsun dedi, namaz dedi. Namazı kılmışsın. Yok ya, kılmaz. Bu saatte namaz kılınır mı dedi. Ya kılmıyor. Yok dedi. Ya, hadi gidelim dedim, o zaman senden beraber kılarız. Şimdi bana inanmadı. İçeri girdik. Bekçiye soruyor. Namaz kıldılar mı? Evet kıldı. Allah Allah. Ne zaman kıldılar? Şimdi Enes Hoca'nın çok güzel bir hatırası var. Bir anlatsana bu şeyle ilgili. Dünkü sahur vaktiyle alakalı. Bizde Doğu Türkistan'da böyle takvim yok. Saat de fazla yaygın değil. Takvim dediğimizde son zamanlarda ben oradayken 17 sene önce bir takvim çıktı.
bir sayfalık takvim, işte 5 tane şey var, bölüm var. Bir tanesi Mevlüt kandili şu tarihte olacak diyor. İkincisi de Berat kandili. Üçüncüsü orucun başlangıcı, ikisi iki bayram. Sadece bir sayfalık takvim, 5 tane bölüm var içerisinde. Böyle bir takvim çıktı. Bizde bu şeyde Ramazan'daki sabah ezanıyla Ramazan sırtındaki sabah ezanı değişmiyor. Ezan Tanrı'nın ağırdığı zaman da okunuyor. Ezan okunduğunda imsak oluyor zaten. Ezan da hoparlörle okunmadığı için fazla kimse duymuyor. Herkes bahçesine çıkıyor veya balkonuna çıkıyor. Bakıyor şey doğu ufkuna. Bu resimdeki gibi beyazlık, kırmızılık öyle olduğu zaman imsak başlıyor. Biz de öyle tuttuk, adetlendik. Buraya geldik. Burada çok yarım gecede başladığını gördüm. Ben de şaşırdım. Bizim yanlış galiba burası da İslam devleti diyebiliyoruz ya. Şey yaptık. Ben geldiğimde 1,5 yaşında, 2 yaşında bir kızım kalmıştı. O da geçen sene geldi. Dün ilk defa sizinle bu sene oruç tutuyor. Evet, bu sene oruç tutuyor. Evet. Dün o şeyde buradaki yarım gecede başlayan oruçlarında haberi yok. Dün bu yeni takvime göre imsakın o tarihte başladı. Arkadaşın dediği gibi tam orada bizim şeyde evinin yanında bir şey var. Gece kondu var. Orada martılar geliyor. Martılar ötmeye başladı. 5'i 5 geçe. Ve onu şey yaptı. Kızım dedi balkona çıktı baktı. Biz de tam bu saatte buraya bakarak imsak başlıyoruz dedi. Ya demek ki Türkiye Müslümanları bizimki Urdu'daki Müslümanlar aynı zamanda aynı vakti imsaka başlıyoruz dedi. Yani bizim vakfın takvimini tam aynı saatte başlıyoruz diye çok sevinmiş. Öyle dedi evet. Ya işte at gitsin ne olacak? Atış serbest. Belli olmadıktan sonra. Atış serbest. Efendim, bizim Osmanlı atalarımız hata yapar mı? Ama enteresan bir şey yani onların içtihat dedikleri şey de Kur'an ve sünnetin dışına çıkmak oluyor. Büyükler kararlaştırmış. Neyse mesele böyle. Ama çok şükür yani bu sene bayağı bir bu işe uyan görüyorum. Çevrede var mı böyle? Bayağı uyanlar var yani bu işe. Çünkü niye? Çık bak kardeşim. Çık bak. Ama bak şimdi Harun Hoca'ya telefon eden kişi çok haklı yani. Adam çıldıracağım diyor. Ya bir yerde aydınlık yok diyor. Bir akşam çıldır ondan sonra vazgeçer çıldırmaktan. De ki ben onu ne zamanlar çekiyorum. Mekke'de de aynı. Ben mesela Mekke'de az önce anlattım mı? Anlattım herhalde. İçeride anlattım. Burada anlatmadım. Mekke'de, Medine'de senenin hiçbir günü sabah namazı vaktinde kılınmaz. Hiçbir gün. Ben orada camiye giderim. Yani sabahleyin azan okunur camiye giderim ama teheccüde niyet ederim. Ondan sonra vakit olur, beklerim vakit olur ondan sonra namazımı kılarım. Şimdi o Mekke'nin yetkililerine bir keresinde bir söyleyeyim dedim. Dinlediler. Abdülaziz Bey başka ne var ne yok? Ne diyorsun dedim ya.
Ya sen dalga mı geçiyorsun benim? Ben ne anlatıyorum, sen ne anlat? Türkiye'de ne var? Sana ne oldu ondan? Tövbe estağfurullah. Medine'deki bir yetkiliye anlattım. Hatta bir gün Medine'de şey yaptık. Bizim bir hemşeri var. Sabahtan bir araba ayarladık. Gece Medine'nin dışına çıktık. Medine'deki caminin hoparlöründen ses geliyor yani. Epeyce dışarılara çıktık ama. Onlar namazı kıldılar, dağıldılar. Hiç ufukta bir şey yok. Neyse sonra aydınlanma oldu. Ondan sonra geldik biz mescitte kendimiz kıldık namazı. Ondan sonra bir yetkilisine telefon açtım. Tanışıyorduk. Allah razı olsun. Adam dedi ki ya neredesin falan ya. Bir araba göndereyim gel dedi. Gönderdi gittim yanına. Anlattım falan. Ya dedi ben bunu bir araştıracağım dedi. Ben de dedi zaten hiç içime yatmıyor dedi bu şey. Bu gördüğüm uygulamalar beni de rahatsız ediyor dedim. Ben bunu bir araştıracağım dedi. Sonra iki ay sonra İstanbul'a geldi. Bir şey verdi bana. Mutlaka dosyamda vardır yani ama yaptığı hesapların şeyini verdi. Dedi vallahi sen haklısın dedi. Baktım yanlışlık var. O zaman düzeltin dedim. Bizim gücümüz yetmez dedi. Nasıl olacak? Uluslararası bir toplantı olursa. Hadi yapın dedim. Biz yapamayız. O zaman biz yapalım. Dedik yaptık. Yapamadık tabii. Sonra bir gün Cidde'de bir toplantı var. Tam denizin kenarında iftar edeceğiz. Baktım ki şeyden, Kızıldeniz'den güneş battı. Ben başladım yemeye. Ne yapıyorsun dediler. Ezan okunmadı ya. Ne oldu dedim ya. İftar oldu ya. Han ne zaman ezan okumayın. Bakın dedim. Güneşe baksanız. Ha batmış ya falan. Ama bir tanesi bozmadı orucunu. Ezanı beklediler. Ondan sonra psikoloji. Ama ben yemeye devam ettim. Sizi mi dinleyeceğim? Ondan sonra ya o toplantıda ya da bir başka toplantı. Çünkü Cidde'de epey toplantı yapmıştık Ramazanlarda. Son 3 senedir gitmiyorum. Bu sene de davetliydim gene gitmedim. Çünkü biraz canım sıkılıyor tavırlarına. Şimdi orada bir toplantı yine yaptık. Hangi sene olduğunu net hatırlamıyorum. Bir umre yapıp da öyle döneyim dedim Türkiye'ye. Geldim bir akşam Mekke'de kaldım. Sabahleyin hareme gittim. Namaz kıldık. Tabii ben teheccüd niyetiyle kıldım. Selamünaleyküm. Soruma selam verdim ama baktım ki solda o Suudi Arabistan'da en etkili alimlerinden bir tanesi. Bir o toplantıyı da organize eden kişi. Abdüssettar Ebu Gudde. Allah kabul etsin falan. Dedim ki bak ben size her zaman söylüyorum ya dedim. Ben şu anda dedim teheccüd namazına niyet ettim. Teheccüd kıldım. Ya Allah kabul etsin dedi. Duymak da istemiyor. Dedim bak gel şu Ebu Kubeys'e bir bakalım. Arka tarafta o da. Oradan en fazla 20 metredir değil mi yani? Oradan şöyle yürüyeceksin azıcık. En fazla 20 metre yürüyeceksin. Arka tarafa bakacaksın. Bakalım bak sen de gör dedim. Sabah namazının olmadığını şu anda. Abdülaziz Bey ne olursun lütfen. Lütfen beni bu işe karıştırma lütfen. Ya dedim ben basın toplantısı falan yapmayacağım dedim. Yani kimse de yok. Sadece senden ben bileceğiz. Lütfen beni bu işe karıştırma. Peki karışmıyorsan karışmayı ne yapayım kardeşim? İşte bu ümmetin uleması bu derece ileri görüşlü ve fedakar olduktan sonra bu ümmetin ayaklarının altından sabun eksik olmaz. Ayaklarının altından sabun eksik olmaz. İşte o devam ediyor maalesef. Gerçi biraz iyileştirme yaptılar yani Mekke'de, Türkiye'de yaptı biraz. Eskisi değil. Bir kere de İslam Konferansı merkezine gittim. Şimdi Ekmeleddin Bey orada biliyorsunuz. Orada da anlattım. Adam dinledi. Ha falan. Neyse şurada birkaç tane şey var. Dergi var. Onları da verdi. Geldik işte. Şu an 5 kılığına nasıl kıldı? Bir de şimdi kıldı.
Yani biraz son zamanlarda birazcık iyileştirme hissediyorum ama yok, ben yine şeyde gittim işte, bundan 2-3 ay önce gittim, yine aynıydı. Yine sabah namazı ben şeye niyet ettim yani, teheccüde niyet ettim. Evet. İşte böyle. Var mı soru? Nedir? Nasıl söyleyin yemeği yok, varsa şey yap bakalım. Öğlen yemeği vermeyeceğiz kimseye. Asiye Hanım sormuş Almanya'dan. İftar vakti güneş ışıklarının kızıllığa dönüşmesiyle mi yoksa güneşin gövdesinin yok olmasıyla mı olur? Güneşin üst yuvarlağı ufkun altına girdiği an iftar olmuştur. Eğer darlık, dağlık bölge ise dağın arkasına geçer. O zaman doğu ufkuna bakarsınız. Doğuda kararma başladığı andan itibaren, yani ışıklar doğu ufkundan çekildi mi güneşi batmış sayarsınız. Bize demiş, biz Hakan Bey'le telefonlaşmıştık. Sizin gönderdiğiniz vakitlerde çok fark var. Bunun için de bilgi verebilir misiniz? Acaba bize gönderilen programda mı hata var? Şimdi bizim gönderdiğimiz vakitler elbette Türkiye için de çok farklı, oraya için de çok farklı. Çünkü biz astronominin kurallarını uygulamıyoruz. Kur'an ve sünnetin kurallarını uyguluyoruz ki aşağı yukarı %50'lik bir fark olması çok tabii bir şeydir. Bir de 45 derece enlemin kuzeyi için iki tane ayrı hesap yaptık. Birisi Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu prensiplere göre yapılan hesaptır ki o son derece rahatlatıcı bir hesaptır. Ama insanların ona kısa sürede uyuması beklenemez. Alışmaları için bir de astronomik değerlere göre, ama Kur'an-ı Kerim'in koyduğu ölçülere göre bir hesap yaptık. O astronomik, parantez içerisinde astronomik yazan hesabı uygularlarsa gerçek manada güneşin doğuş ve batışına göre. Ama astronominin kriterlerine göre değil, o astronomi kelimesinin anlamı orada güneşin gerçek doğuş ve batışı manasındadır. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in koyduğu kriterlere göre, yani iki ayrı namaz vakti ölçüsü gönderdik. Astronomik olmayanı uygulayabilirler ama bunun kısa sürede alışmalarını beklemek zordur. O zaman psikolojik olarak sıkıntı çekenler astronomik kelimesinin geçtiği kısmı uygularlar. Orada herhangi bir sıkıntı psikolojik olarak da söz konusu olmaz. Evet. Başka? Meryem suresinin 2. ayetinde hani cennette sabah akşam rızıklanırlar ifadesi kullanılmaktadır. Hı hı. Cennetteki bu uygulamanın Ramazan ayındaki yeme içme zamanı olarak uyguladığımız sahur ve iftar vakitleriyle bir bağlantısı olabilir. Yok, orada guduv kelimesi geçiyor. Guduven ve aşiyye. Guduv kelimesi öğlen vaktine kadar verilen isimdir. Hatta Araplar taamul gadat derken öğlen yemeğini kastediyorlar. Dolayısıyla o seher yemeği başka. Yani cennette oruç tutmayacaklar, üzülmesin. Vakfın namaz vakitlerini nereden öğrenebiliriz demiş. Vakfın namaz vakti internet sitemize girdiğiniz zaman orada bütün şeyler, bilgiler var. Süleymaniyevakfı.org sitesinden alınabilir. Ramazan'dan sonra da bu şekilde aylık çizelge hazırlayacak mısınız? Şu anda biz tabii çalışmaları çok son anda bitirdik Allah'ın büyük bir yardımıyla. Çünkü o bölgelerle ilgili hiçbir çalışma yapılmadığı için her şey ham. Yani falanca kitaba, filanca kitaba bakma durumu yok. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri elbette bu meseleyi açıklamış ama bu ilgili ayetleri bulup ortaya çıkarmak kolay bir şey değil. Çok büyük bir zaman alıyor. Dolayısıyla çok yakın bir zamanda çalışma bitti. Allah razı olsun, bu programı yapan Enis Bey var, bir de Musa Çavuş var, Almanya'dan gelen bir arkadaşımız. Bunlar da yani çok büyük bir fedakarlıkla kendi işlerini güçlerini bırakarak bunu ancak yapabildiler. Şimdi şu anda cep telefonlarına varıncaya kadar program çalışmaları devam ediyor. Cep telefonları açmıyor. Ne? Yok yok, şu andaki program değil. Şimdi yeni bir program çalışması var. Bilgisayara, cep telefonlarına, her tarafa uygulayabilecek arkadaşlar gayret ediyorlar. Elbette ki bu olup bittiği zaman koyacağız. Yani bu şeyde çok zor yapabildik. Yani çok zor yetiştirebildik. Yani tamamen bana bağlı. Ben de bitmeden, tamam demeden arkadaşlar da hesabı bitiremiyorlar tabii.
Yani biz çalışmaya devam ederken bir taraftan da onlar hesapları ve programları yapıyorlardı yani. Aksi takdirde hiç yetişmezdi. Evet. Ramazan boyunca çıkacağınız TV programları belli oldu mu? Onu sormuşlar. Vallahi televizyonların yani gel mesela dün bir televizyon geldi burada çekim yaptı yayınlamadı yani. Bir başka televizyon geleceğim dedi gelmedi. Yani biz bu ben şu anda kendimi ana muhalefet partisi lideri olarak görüyorum. İktidara en yakın olan partiyiz. Onun için oylarınızı hep bekliyoruz. Yani şu anda muhalifler tam bir cephe halinde. Ya neye muhalefet ediyorsunuz? Yani bizim hatamız varsa gelin söyleyin. Biz baş üstüne kabul ederiz. Yani eğer Müslüman olmak mesele kitap var, sünnet var ortada değil mi? Gelirsiniz, biz de yaptıklarımızı şey yaparız. Yanlış yapıyorsunuz dersiniz. Büyük bir memnuniyetle ama bilimsel olarak, duygusal olarak değil. Şimdiye kadar hiç kimse görmedi de sen mi gördün? Ben gördüysem günahkar mıyım kardeşim? Suç mu yani? Evet, başkalarının iftirası daha ayrı. Ama şimdi iş inada binmişse, illa benim dediğim olacak, benim arkamda devlet gücü var diyorsa bir kuruluş, de sen o arkandaki o devlet gücü kaç sene kalacak? Bak, evvelki sene Ramazan'da iki tane bize karşı bildiri yayınlandı. İkisine de cevap verdim ama cevap verirken gerçekten çok rahatsız olarak cevap verdim. Neden rahatsız oldum? Ya bir Diyanet İşleri Başkanlığı bu kadar böyle ilimden uzak, ele avuca alınmayacak bir bildiri yayınlar mı diye insan üzülüyor yani başkalarına karşı üzülüyor. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanı'na telefon açtım. Ne yapalım falan diye böyle geçiştirdi iş. Peki ne oldu? Şimdi onların arkasında şu anda devlet var mı o kişilerin arkasında? Bunların arkasında ne kadar olacak? Sonra Allah'a bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Bu insanları gecenin ortasında kaldırıyorsunuz ve yanlışlığını %100 biliyorsunuz. 99 değil. Hatırlarsınız ki bu işi Diyanet'ten iyi bilen takvim komisyonunu baştan beri takvim çalışmalarını yürüten Sayın Yeprem Bey, Allah razı olsun. Büyük bir dürüstlük örneğiyle geçen sene canlı yayına katıldı ve söyledi. %100 doğrudur dedi. Aynen ifade etti yani. Yani bunu ona bir teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ya kardeşim siz bu kadar insanın ibadet hayatını perişan ederek nereye varmak istiyorsunuz? Yani dini zulüm haline getirmeye hakkınız var mı? Elinize bir takım etkiler geçirmişsiniz diye. Ama ben şahsen şuna, bak şuradan, yani bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu yapı kesinlikle yıkılacak. Ve kul ca'el hakku ve zehekel batıl innel batıl ekâne zehûk. Hak geldi, batıl gitti. Batıl çekip gidecek bir yapıdadır. Bu yapı dayanamaz. Onun için boşuna uğraşmasınlar. Doğrulara bir an önce teslim olsunlar. Yoksa kendileri onun altında kalırlar, haberler olsun. Evet. Yapacağınız şudur, ben hepinizden şunu söyleyeyim. Bugün internet medyası var. Bak burada tekrar edeyim, söyledim size. Allah'a şükür tarihin en önemli çalışmalardan bir tanesini yaptık. Daha önce basın toplantısı yaptığımız zaman buraya sığdıramazdık. Bazen Ensar Vakfı'nda yapıyorduk. Bu defa bir tek foto muhabiri geldi. O gelen şahsın da haberi yazdığından eminim. Çünkü bana çok samimi geldi o gelen kişi. Ama onun yazdığı da dahil tek kelime ne internet medyasında ne diğer şeyde çıkmadı. Onun için sizden isteğim şu. Mesela dün Konya Telgraf gazetesinde bir imsakla ilgili bir yazımız var. Bizim internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Onu ulaşabildiğiniz herkese gönder. İnternet medyasını çok iyi kullanalım.
Herkesi bilgilendirelim. Çünkü internet medyası diğerlerinden çok çok farklı. Gazete olsa alıp bir kere okuyorsun, bir kenara bıraktın mı bir yere gidersin ya tüh bak gazetede evde kaldı falan deriz ama internet öyle değil, hemen oradan girebiliyorsunuz. Televizyon olsa bir kere seyrettin, kaçırdıysan kaçırdın ama internet öyle değil, istersen 10 kere seyret. Dolayısıyla benim sizlerden istediğim internet medyasını çok iyi kullanın ve bu bilgileri herkese gönderin. Evet başka. Osmanlı coğrafyası üzerinde de var. Osmanlı coğrafyasında olmayan İslam ülkelerinde de var. Yani etkilemiş ister istemez hepsini. Şimdi tabii biz olayın tamamen Kur'an'a uyup uymadığı konusuyla ilgileniyoruz. Öbür işin siyasi tarafını falan, şu siyasi taraf falan dersek o bizim ihtisas sahamızın dışına çıkar ve söylediğimiz sözü altında kalırız, yani ispatlayamayız. Biz sadece Kur'an ve sünnet açısından meseleyi anlatmaya çalışıyoruz. Evet, başka soru? Evet, kılınan sabah namazları ne olacak diyor Diyanet'e göre? Diyanet'e göre kılınan namazların hiçbirisi sabah namazı değildir, teheccüd namazıdır. Sabah namazı olamaz. Bak ben Süleymaniye'de sabah namazı kılamıyorum. İşte dün sabah bir kişiyle kıldık. Bu sabah Aydın da vardı. 3 kişi olduk. Tamam, gelin. Bekliyoruz. Evet. Güneşin doğduğu ana kadar sabah namazını kılabilir, yemek yiyebilir miyiz? Diye bir soru var. Güneşin doğduğu zamana kadar yemek yersin ama Ramazan'ın dışında olmak şartıyla. Ramazan'da tan yeri ağrıncaya kadar, yani imsak vaktine kadar yeme içme olur. Güneşin doğduğu zamana kadar da sabah namazı kılınabilir. Tamam, o doğru. O doğru ama tabi halkın korkusu hakkın korkusundan biraz fazlaya geliyor. Yani ayet-i kerimede ne diyor Allah-u Teala? Le entüm eşeddu rehbeten fisudurinaz. Neyse, şu sorulara cevap vereyim mi? Evet. Seher vaktiyle imsak vakti arasında teheccüd namazı kılınabilir mi? Tabii ki seher vaktinde teheccüd namazı kılınır. Yani imsaka kadar teheccüd namazı kılınır. Hocam, dediğiniz gibi Allah'ın dediğine uyarsak oruca doğru vakitte başlıyoruz ama namaz vakti camide çok erken, cemaatle namaz kılma ihtimali yok. Bu durumda ne yapmak lazım? Benim gibi yaparsınız, gidersiniz camiye, bir kişi varsa ondan cemaat edersiniz, yoksa kendi başınıza kılarsınız. Ne yapalım yani? Namazı vaktin dışına çıkaramadığımıza göre. Yok, yavaş yavaş da artar işte. Şimdi Hasan Hanım biz de gelelim diyor. Bak, cemaat artıyor. Tamam. Evet. Kadar. Bitti mi? Peki. Hepinize çok teşekkür. Sağ olun. Allah razı olsun.